Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 22 Temmuz 2023 Bu ilk videosu olacak sanırım. Diğer videoyu gece 11'de ee, yayınlanıp Evet, bu 2022 Temmuz'un ilk videosu. Çok da oyalanacak bir şey yok. Arkadaşlar size komik bir şey söyleyeceğim. Lianko'nun yani Beşiktaş'ın yeni transferi Liankonun yapılan sağlık kontrollerinde oyuncunun disk kıkırdağında erime ve menüsküsünde sakatlık çıktı. Oyuncunun ameliyat olması gerekiyormuş. Beşiktaş transferi beklemeye almış. Neresi komik biliyor musunuz? Fenerbahçe'ye e, Tayyip Talha Sanuç'un uçak biletini ödettik. Uçak parasını bile onlar verdi. Palavrasını attan Beşiktaş günlerdir uçak bileti veriyor. Bedavadan futbolculara uçak, uçak bilet hediye ediyor. Halil Dervişoğlu'na, Tadiç'e, şimdi Liyanko'ya. Yani e, kınadığın şey başına gelmeden ölmesin diyor ya İslam dini. Alın size kınadığı şey başına gelmesin. Arkadaşlar Fenerbahçemizin UEFA Konferans Liginde e, bu turu geçerse e, geçmesini bekliyoruz. Üçüncü ön eleme turundaki muhtemel rakibi 24 Temmuz Pazartesi günü saat 15'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Kura ile belirlenecekmiş. Fenerbahçe Kura'ya seri başı olarak katılacak diyor. Onur Can Piri diye bir kaleci var 28 yaşında. Geçen sezon Giresunspor'dan Spor'dan kazandığı 4 milyon lirayı kulübe iade etmiş sözleşmesini feshedip edip bon servisini almış. Yaz Sabuncuoğlu diyor. Bunu niye söylüyorum? Kaleci transferi eğer Fenerbahçe kaleci transferini beceremezse olmazsa 3. kaleci olarak kaleye alınabilir bir isim arkadaşlar. Bakın aynısını hatırlarsanız ben bir isimde daha yaptım. Ve o isim bize karşı aslan kesiliyor her maçta ve sizler diyorsunuz ki hocam ne güzel kaleci. Ne süper bir kaleci. Düşünün bakalım kimli söylüyorum. Ertaç Özbir'i söylüyorum. Bu Onurcan Piri'yi de belirteyim. Hani 28 yaşında bir kaleci. Üçüncü kaleci olarak düşünülebilir. Şimdi hocam Altay gel gitti mi ki bu gelecek. Arkadaşlar Livakovic'e dair bazı duyumlarım var. Yani Livakovic'e dair bazı duyumlarım var. Nedir o duyum? Livakovic, Hayduk Split'in, şey, Dinamo Zagreb'in Hayduk Split'i konuk edeceği maça ilk 11'de başlıyor. Başlamış. Hani geçen gün ağlayıp sızlayıp vedalaştı ama bir hafta sonra tekrar maça başlıyor. Enteresan bir olay. Ama Berk, Berköz diyor ki Fenerbahçe Livakovic ile anlaşmaya vardı. 8-8,5 milyon euro bandında bonservis ödenecek. Maaş konusunda da anlaşmaya varıldı. Oyuncu önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek diyor. Yani bakın ifadeler bu şekilde. Hocam ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu size bırakıyorum. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış size bırakıyorum. Bakın bir Türk kuralı var. Bir Türk olayı var. Aynı şekilde Nikola Nikoşira Şirada demiş ki Fenerbahçe Djoković'i 9 milyon euro karşılığında transfer ettim. Oyuncuyla 2027 yılına kadar süren sözleşme için görüşülüyor demiş. Yani kulübünü ikna etti. Ama burası kaldı diye. Şimdi ben bazı şeyleri anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Niye anlam veremiyorum? Arkadaşlar bakın. Yabancı kuralı diye bir kural var. Ben bu kuralı her söylediğimde sanki Altay Bayındır'ı övüyormuşum gibi anlaşılıyor. Ve kötü kalpli, kötü ruhlu arkadaşlar bana bununla geliyor. Şimdi Fenerbahçe bu kuralı yani bu 3 yabancı kuralını düzeltmek için bir şeyler yapması lazım ne yapması lazım? Mesela Mert Müldür. Fenerbahçe Mert Müldür transferinden vazgeçmek üzere diyor. Duyumculardan biri. Ceyda Osterwold çok iyi oynuyor. Geçer not aldı. Gençler maçında da sahanın elilerinden biriymiş. Şimdi, eğer Mert gelirse o sahayı üçüncü. Mert Müldür dördüncü stoper olacak. Osterwold'a 4. olacak Fenerbahçe. Sıkıntı yaşayacak falan filan diyorlar. Bir kere Mert Müldür'ün Osterwold ile alakası yok. Önce o konuda anlaşalım. Ancak Alfredo Pedruna diyor ki Fenerbahçe ve Galatasaray Mert Müdür için 4 milyon euro artı bonus içeren bir teklif yaptı. sağ sağol 5 istiyor demiş. Yani Galatasaray 4 artı verdiyse bilemem. 4 veren bir takım Galatasaray. Yani 4 verdiyse bilemem. Olay bir şekilde 4 veren bir takım yani. Benim tanıdığım en büyük 4 veren takım Galatasaray. Çünkü futbolcularına yıllık 4 milyon euro veriyor. Mustara 4 alıyor. Öbürü 4 alıyor. Bu kadar 4 veren bir takım yok yani. Dünyada yok. Yani hemen hemen her futbolcu 4 milyon euro alıyor herhalde. Kerem bile 4 alıyordur diye düşünüyorum. Ama onlar da bu parayı veremez. Şimdi <laughs> Yağız Sabuncuoğlu diyor ki sağ sağlı Mert Müdür konusunda istenen bonservis bedeline inmezse Fenerbahçe görüşmeleri durduracak diyor. Biri de diyor ki Galatasaray'la anlaştım demiş Fenerbahçe'ye siz yoldan çekilin demiş. O palavra yatıyor. Mert Müldür Galatasaray'da oynuyor gibi bir ifade kullanmaz. Kullanamaz. Bak kullanmaz ve kullanamaz. Kimseyle de konuşmaz. Sağ sağlayla da anlaşılırsa tabii ki Fenerbahçe'ye gelebilir. Ama bu Galatasaray medyası var ya Galatasaray medyası. Mesela Erden Timur demiş ki Sabit Ser ve Fred için hiçbir girişimimiz olmadı demiş. Galatasaray medyası. Yani Galatasaray fenoları Finoları, fino mu? Feno mu oluyor? Fenoları her ikisini de alacağız falan diyorlardı. Tıpkı Dimaria'ya aldıkları gibi. Firmino'ya aldıkları gibi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ali Koç aslında çok büyük bir hamle yaptı. Galatasaray demişken Ali Palabık hakemliği bırakmış. Bütün Galatasaray taraftarına geçmiş olsun. Acınız acımız macımız değildir. Allah daha beter acılar versin inşallah. Çok daha beter acılar yaşayın. Şun, şundan daha beterlerini yaşayın inşallah. Yani sizi bir hakem Galatasaray'ı tutuyorsa ben o hakemin ne Allah'ına inanırım, ne kitabına inanırım, ne Allah korkusuna inanırım. Ben hayatımda Galatasaray'ı tutuyorum deyip de adam gibi maç yöneteni görmedim. Hocam Fenerbahçe'yi tutuyorum diyenler çok mu iyi? Cüneyi iç, çakır en büyük önü. Allah onun da belasını versin. Bak Fenerbahçe'yi tutuyorum deyip de hakemlik yaptı diyor. Onun da Allah belasını versin. Yani Adana Demir Depresmanı'nda yaşattıkları bile malum. En çok kart gösterdiği takım bizi Fenerbahçe'li hakem olarak adlandırıyorlar o kadar medya ellerinde ki. Beştaş. Beştaş'ın görüşmelerde bulunduğu Roberto Pereira İtalya'da kalmak istediğini belirtmiş. Şimdi Beşiktaş o kadar komik bir hale düştü ki daha da düşecek. Daha da düşecek. Fenerbahçe'ye sen iftira atarsan yani daha da beter yere düşersin. Ama benim burada demek istediğim şey şu. Ali Koç çok doğru zamanda doğru şeyi yaptı. Ya kimse gelmek istemiyor. Ülkeye kimse gelmek istemiyor. Ülke var ya. Ülke, takım, futbol. Burayı millet artık şey gibi görüyor ya. Şikenin bahisin döndü. Böyle illegal gece kulübü gibi. Böyle kumarhane gibi görüyor millet ya. ya kimse gelmek istemiyor. Bu süreçte tadı çekti. Ceko'yu çekti adam ya. Bekao'yu getirdi. Ya, Tottenham internet istediği Bekao ya. ya. Bunların ailesini ikna etmek zor kaldı ki bir de Zaha'yla görüşüyorsun. Getirip getirebilmen. Mesela bu arada Atilla Selayi Fenerbahçe biliyorsunuz Atilla Selayi'ye transfer görüşmeleri ilerletmesi için izin verdi. Atilla Selayi de gördü ve Bundesliga'ya transferi gerçekleşmek üzere. E, Hoffenheim'a kimi kaynaklara göre 12 milyon euroya kimi kaynaklara göre 15 milyon euroya ki e, Yağız Savuncuoğlu 15 milyon euroya Hoffenheim'da diyor. Nikoşira salayı bonuslar dahil taksit maksit olmadan hepsi toplamda 15 milyon euro yat. Hoffenheim'e gidiyor diyor. Benim kaynaklarım 12 diyor. Umarım onlarınki doğrudur. %13.5'u eski kulübüne verilecekmiş. Ay gereği. Atilla Salay'da giderken açıklamalar yapmış. Duygusal günler yaşıyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Umarım tekrar Fenerbahçe'de olurum. Bundan sonra Fenerbahçe'nin en büyük taraftarı olacağım demiş buçuk yılda bu inanılmaz kulüple birlikte harika deneyimler yaşadım. Fenerbahçe ailesinde. Herkese müteşekkirim. Hayatımdaki en güzel anılardı. Her zaman minnettar olacağım diyor. <laughs> Dediğim gibi e, kimisi 10 diyor, kimisi 12 diyor. Pazar günü ya da önümüzdeki haftaya sarkacak sağlık kontrolü ama <laughs> şuna bakmayın. Bendeki bilgilere göre pazardan önce e, sağlık kontrollerinden geçecek arkadaşlar. Da belirtelim. Bu arada Beko demişken Beko Fenerbahçemizdeki ilk idmanla da çıktı. UEFA şey FIFA 2024'te Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosu kullanılmış. Süper Kupa finalinin hala tarihi belli değil. TFF'ye de buradan sesleniyorum. Galatasaray kadro kursun diye bekliyoruz. Çünkü biz de onları destekliyoruz falan derseniz en azından insanlar beklemiş olur. Fenerbahçe Beko Cleveland yersten ayrılan Brezilya Guard Raul Neto'yu kadrosuna katmaya yakınmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Divakovic'i konuştuk. Altay'ı konuştuk. Fenerbahçe'ye birkaç tane de sürpriz isim konuşalım. Nedir o sürpriz isim? Valdemor Anton. Bu bu. Evet. Şimdi Valdemor Anton Fenerbahçe bu arkadaşla ilgileniyor dediler. Alacak dediler. Arkadaşlar benim duyumlarıma göre, benim bilgime göre ki üyelere söyledim ama abonelere mecbur videolarda söylüyoruz. Ben herhangi bir şekilde doğrulayamadım bu ismi. Yani Türk şeyi varmış sanırım. Türk olarak oynama imkanı varmış. 1.89 boyunda stoper. 2025'e kadar kulübüyle sözleşmesi var. Ha boşta olur. Araştırırım ama. Bu ismi Galatasaray alabilir. Alırsa da çıkıp diyecekler ki bak Fenerbahçe'ye transfer çalımı attık. Ki Beşiktaş'ta da Lianko aynısını yaptı. O yüzden 0-7 yaş grubu bu tip şeylere çok inanmayın arkadaşlar. Olur mu? İkinci isim Mergim Voivoda. Hocam mergimleri bizde tutmuyor. Boşuna Mergim getirmeyelim. Şimdi Mergim Berisha, ay Berisha beni al. Mergim Voivoda 28 yaşında. Kosovalı 1.87 boyunda sağ Kosova milli takımına 48 kez formasını giymiş. 2 golü var. 4 milyon euro piyasa değeri var. Oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesi var ancak bir sene opsiyonu var. Yani zamanda 5 milyon 200 bin euro almış Torino standart Liège'den. Yani sürekli Belçika'da oynamış. Bir ara bir Almanya var sanırım arada. Almanya alt ligi var sanırım. Ee, o kiralık. 5 milyon 200 bin almış. Düşüşte olan bir futbolcu. Hani geçtiğimiz sezon ne yaptı? Ben onu merak ettim bu arada bana gelen herhangi bir bilgi yok arkadaşlar ilgili ama geçtiğimiz sezon 32 maça çıkmış. 6 asisti var. İtalya Serie A'da 5 asist. İtalya Kupası'nda 1 asisti var. 1918 dakikada. Yalnız çok komik bir şey söyleyeceğim size. Aziz Allah. Ezan okunduğunu söylemeyeceğim tabii. Komik bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaş geçen sezon 30 maç orta sahanın solunda bir maçta sol bekte oynamış. Yani bu arkadaş orta sahanın solunda oynatılmış geçen sezon. Mantığımı kullanarak söylüyorum ki bu doğru değil arkadaşlar. Yani mantık olarak da gidebiliriz. Fenerbahçe ve Monza Juventus'un 20 yaşındaki Arjantinli sağ kanat oyuncusu Matias Sule için girişimlerde bulunmuş. Juventus oyuncu için 15 milyon euro istiyormuş. Fenerbahçe kiralamak için uğraşıyormuş. 4 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 20. Sağ kanat oyuncusu Arjantin milli takımın U20'de oynamış. Sol ayaklı sağ kanat oyuncusu. Juventus alt yapısında hani Velez'den almışlar zaman 2020'de 2.2'ye almışlar. 2.2 milyon euroya. 97 maça çıkmış. 13 gol 13 asist. Hani sen o kadar eder misin? Tabii ki de gelecekte edebilir. Gelecekte çok iyi yerlere gelebilir. 2022 23te ne yapmış mesela merak ettim. Geçen sezon Serie A'da 13 maça çıkmış. Bir golü var 419 dakikada. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 41 dakika. Serie C'de oynamış. Avrupa Ligi'nde 2 maçta 17 dakika. Yani toplam 1029 dakika oynamış. 25 maçta bir gol bir asist. Yine bana hani eee bana gelen bir duyum yok ama mantık yürüteyim dedim. Yok arkadaşlar bence bu da doğru değil. İmkanı yok yani doğru olmasının imkanı yok. Bu da mantıklı değil. Şimdi gelelim son haberimize. Fenerbahçe, Bisuma ve de için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor demiş NTV. Öncelikle Bisuma kimdir? Gives Bisuma. Geçtiğimiz günlerde de konuştuğumuz 18 milyon euro transfer market değerine sahip olan Tottenham'ın 2026'ya kadar sözleşmesi olan futbolcu. 18 milyon euro değeri var. 30 Ağustos'ta 27 yaşına gelecek 26 yaşındaki merkez orta savuncu Malili. 29 Mali milli maçında 3 golü var. 6-8 oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz ki orta saha Dinamo'su. 35 milyon euroları da görmüş çok uzakta değil 15 Haziran 2022'de. Yani hemen hemen 1 yıl önce 35 milyon euroları da görmüş. Ve sezonun başında Tottenham 29.2 milyon euroya Brighton'dan almış. Almış almasına. Futbolcunun değeri 35 iken almış, 18'e kadar düşmüş. Yani Türkçe tabirle oyuncuda ciddi bir düşüş var. Geçtiğimiz sezonki oyuncunun bilançosuna baktığımız zaman ise 28 maçta oynamış, 7 sarı kart, 1272 dakika. Yani yeterli görülmemiş. Şimdi bu arkadaşı alacak olsan herhalde 20 falan isterler. Fenerbahçe bu arkadaşı 4 taksit şeklinde 8 milyon euroya alma niyetinde alır alamaz bir şey diyemem. Ama 8 milyon euroya bu arkadaşı almak demek çok büyük bir olay demek. Diğer arkadaş Leicester City'nin 2017 yılında 17.6 milyon euroya Genk'ten aldığı Endidi. Wilfred ben dedi 25 milyon euro piyasa değeri var. 26 Aralık 96 doğumlu 26 yaşında bir kardeşimiz. Bir oyuncu. Şimdi adından da anlayacağınız üzere Didili. Yani soğuk çayı çok seven bir futbolcu. Bu arada Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörü Didi vardı. Bilmiyorum çoğun kim hatırlar. Fenerbahçe tarihinin en başarılı teknik direktörü bence. Şimdi Endidi'de geçen sezon 30 maç 5 sarı kartı var. 1855 dakika. Yalnız Endidi ön libero stoper. Yani 1.83 boyunda ama 1.83 benim mantığıma göre hızlı stoper boyu ya da hızlı ön libero boyu ve ee, hızlı isim diye düşünüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Hem Endidi hem bir suma alınır mı? Bence alınabilir. Arkadaşlar Crespo'ya gelen teklifleri değerlendirmeye aldık. Ve Crespo'ya eğer bir takım 8 milyon euro verirse gider. Arao'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldık. 4 verirse gider yani. 8 Crespo'dan 4 Arao'dan 12 milyon euro'luk bir gelir olacak. Bisuma'ya 8 veren Fenerbahçe en didi takımıyla küme düştüğü için bu sene ücret ödemeden oynama garantisiyle satın alma opsiyonu 12 milyon euro olacak şekilde bir teklif vermiş olabilir. Kulübü bunu kabul edip sonraki satıştan da %20 pay maddesi eklettirmiş olabilir. Fenerbahçe de bunu kabul etmek üzere olabilir. Şimdi ben size soruyorum. Crespo, Zayt, Şimanski orta sahası mı? Endidi, Bisuma, Şimanski orta sahası mı? Sağda Tadic, solda da becerebilirsek Zaha Yani böyle bir kadroyu bir düşünün arkadaşlar. Bir hayal edin. Nasıl olur? Görüşmeler sürüyor. Benim bu kısımdan aktaracağım duyumlar bunlar. Hocam hiçbir şey söylemedin ki. Her şeyi söyledim. Detayına kadar söyledim. On servis teklifine kadar söyledim. Fiyata kadar söyledim. Görüşmeye kadar söyledim. Siz anlamadıysanız videoyu başa sarıp tekrar izleyin. Kanalımıza abone olup bütün içeriklerden yararlanabilirsiniz. Üye olup üyeler özel duyumlardan da faydalanabilirsiniz. Ama ilk etapta abone olun. Bir de bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.